Herkese merhabalar, Brawlstars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ve bugün inanılmaz bir güncelleme haberiyle karşınızdayım. Saat henüz 11'de, yani daha çok yakın bir zamanda Brawlstars'ın resmi kanalından Brawl Talk yayınlandı. Belki izleyenleriniz olmuştur, hatta Türkiye'de ilk yayınlayacaktım. Lazali benden önce davranmış, buradan Lazali'ye de selamlarımızı ve tebriklerimizi iletelim. Ve Brawl Talk'ta şunlar konuşuldu arkadaşlar, bütün yenilikleri ben bir yerde özetledim sizin için. Bir tane efsanevi kart geliyor öncelikle, şu anda oyun içerisindeki görüntülerini zaten izliyor olacaksınız ben anlatırken. Ve bu yeni karakterin yanı sıra işte 3 tane yeni kostüm geliyor. El Primo'ya bir remodel geliyor. Yani o işte hareketleri vesairesi, bütün kostümleri falan hepsi değişiyor arkadaşlar. Ve 2 tane de yeni oyun modu geliyor. Gerçekten yani beni en çok heyecanlandıran güncelleme diye anlatıyorlar bu Brawl Talk'ta. Hakikaten de öyle. Özellikle yeni efsanevi inanılmaz bir efsanevi arkadaşlar. Biraz şimdi zaten oyunun içerisinde görüyorsunuz işte El Primo'nun remodel ya da bu işte Sandy denen yeni efsanevi karakteri görüyorsunuz ama ben size mümkün oldukça anlatmaya çalışacağım. Sandy denilen efsanevi kart Tara ve Jean gibi görünüyor. Böyle biraz mor bir karakter arkadaşlar. Ve böyle kum atıyor. Yani Sandy zaten kum demek herhalde. Yani Türkçe'ye nasıl çevrilir bilmiyorum ama yani kum adam falan gibi bir şey olabilir Türkçesi. Bilmiyorum ama Sandy diye geçecek. Ve bu kum atacak arkadaşlar rakiplerine. Ultisinde de bir kum fırtınası. Şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. Böyle büyük bir alana kum fırtınası atıyor. Ve içerisindeki dost, yani sizin yanınızdaki bütün o karakterler görünmez oluyor arkadaşlar. Hani kum fırtınasında böyle göz gözü görmez falan diye bir konsept yapmışlar. Mantıklı da olmuş bence. Yani kimse kimseyi göremiyor ve aynı zamanda yıldız gücü de alındığı zaman bu Sandy denen karaktere karşı taraftakiler, yani düşmanlar okun fırtınasına girdiğinde bir de hasar alıyor arkadaşlar. Yani gerçekten güzel bir efsanevi kart ve 3 efsanevi vardı biliyorsunuz. 4. efsanevi gelmiş oldu. Yani bayağı uzunca bir süredir aslında efsanevi bekliyorduk. Gerçekten güzel olmuş. Ve bunun yanı sıra arkadaşlar dediğim gibi El Primo kostümleriyle, El Rey ve El Rudo kostümleriyle birlikte bütün görünümü değişecek. Hakikaten çok istenen bir şeydi ve bu da sonunda geliyor. Ve bunun yanı sıra 3 tane yeni kostüm var demiştim ya. Bunlar şu Jean'e Korsan Jean diye bir kostüm geliyor arkadaşlar. Sandy'e, yani yeni çıkacak bu efsaneviye, Uykucu Sandy diye bir kostüm geliyor. Böyle pijama gibi değişik bir kostüm, zaten oyun içi görüntülerini izliyorsunuz arkadaşlar. Ve Barley'e de kırmızı büyücü Barley diye bir kostüm geliyor arkadaşlar. Bu kırmızı büyücü Barley kostümü, zaten büyücü Barley var biliyorsunuz. Kırmızı büyücü Barley kostümünü de yıldız puanıyla alabileceğiz. Yani normal şeyle değil, elmasa değil, yıldız puanıyla alabileceğiz. Ve bunun yanı sıra yazlıkçı Jesse diye bir kostüm vardı ya, onun animasyonları biraz değişmiş arkadaşlar. Artık su fırlatıyor. Bildiğim böyle yuvarlak yuvarlak büyük büyük su topları fırlatıyor. Çok güzel olmuş. Ve yine yazlıkçı Brock muydu bilmiyorum ama o yaz kostümü vardı ya Brock. Onda da arkadaşlar köpek balığı fırlatıyor. Yani bildiğin o şeyden, tüfeğin, tüfek değil de işte o neyse, onun içinden köpek balığı gibi bir şey çıkıyor. Bunun yanı sıra Piper'ın dişleri çok merak edilen konulardan birisiydi. Piper da dişlerini geri aldı arkadaşlar. Tekrar o dişleri geri verdiler. Niye aldınız zaten Piper'dan dişleri? Onu da anlamış değilim ama tekrar onu geri verdiler arkadaşlar. Ve son olarak da 2 tane yeni oyun modu geliyor arkadaşlar. Bu 2 oyun modundan bir tanesi Yalnız Yıldız gibi çevirebiliriz herhalde. Lone Star gibi bir ismi var ve Yalnız Yıldız gibi. Bu şey var ya, ödül avı var ya, hani böyle karşıdaki rakipleri öldürüp yıldız kazandığımız 3'e 3 oynanan mod var ya, onun teke tek olanını düşünün abi. Bu daha önce Reddit'te falan hatta tartışılmıştı, bu ödül avının teke tek olanı olsa keşke falan diye. Ve Supercell'in de galiba yorum yaptığı bir şeydi. Yani geleceği bekleniyordu, gelmesi bekleniyordu. Sonunda bu da geldi. Ve bir de Takedown diye bir yeni oyun modu daha geliyor. Bunun yani Türkçesi devirmek gibi bir anlamı var. En fazla hasarı veren, yine ortada bir boss var arkadaşlar. Bu boss'la işte en fazla hasarı veren oyunu kazanıyor. Böyle bir oyun modu. Şimdi oyun içerisinde şu güncellemedeki şeylere bakalım. Ve bir de arkadaşlar şu anda da işte gördüğünüz gibi 14 ve 17 Kasım arasında e-spor mücadelesi Kore'de Busan kentinde yapılacak bir e-spor müsabakası olacak. Bu müsabaka ödüllü bir müsabaka. E-spor takımları katılacak ve orada boy gösterecek. Gerçekten oyunun gelişimi için önemli bir şey. O yüzden siz de izleyebilirsiniz. Eğer Kore'ye gitme imkanı olan varsa gidip orada izleyebilir ama onun dışında da yine canlı yayınlarda falan paylaşılacak. Ve şu anda işte yeni mesela kostümleri görüyorsunuz. İşte El Primo'nun kostümlerini görebiliyorsunuz. Ya da oyun içerisindeki diğer modları görebiliyorsunuz. Siz neler düşünüyorsunuz bu oyun modları ile ilgili? Beğendiniz mi arkadaşlar? Bunları da mutlaka yorum kısmına yazmanızı bekliyorum.
Gerçekten daha önce hani o yazın başında gelen yıldız gücüyle ilgili bir güncelleme vardı ya, o güncellemeden sonra bence gelen en önemli güncellemelerden bir tanesi olmuş. Şöyle bir hızlıca hemen bir göz atalım ve çok uzun tutmayacağım bu videoyu. Kısa bir güncelleme videosu hemen sizinle paylaşmak istiyorum çünkü en azından Türkiye'de şöyle ilk 5 paylaşandan birisi olacağım. İlk olamasam bile özellikle yeni efsanevi karakter bence gerçekten efsanevi olmayı yani ismini sonuna kadar hak ediyor. Kum fırtınasıyla gerçekten yani hem kendi rakiplerini görünmez yapıyor hem karşı tarafa hasar verecek yıldız gücüyle birlikte inanılmaz oyunu değiştireceğini düşünüyorum. Siz de mutlaka görüşlerinizi yazın ve bunun gibi daha fazla bilgilendirici video istiyorsanız arkadaşlar videoya kocaman bir like atmayı, yorumlarınıza destek olmayı unutmayın. Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyorum dostlar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bye bye.